Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Binali Yıldırım'ın 35 İzmir 35 proje arasında yer alan İskaray projesi, İzmir'de kentin iki yakasını birleştirecek. Proje ile İzmir trafiği rahatlayacak. Proje kapsamında Körfez'e 2 adet yapay ada yapılacak. Görüntüsüyle İzmir'in gerdanlığı olacak. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından müjdelenen proje, İzmir'in Marmara'yı olacak. Binlerce araç burayı kullanacak. Dakikalar içerisinde karşıya geçilecek. Bu projeyle İzmir'i dolaşmak için gereken bir tam tur süresi yaklaşık 60 dakikaya inecek. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak videomuza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. İskaray, yani İzmir Karayolu ve Raylı Geçiş Projesi kentin en çılgın projesi olarak biliniyor. İskaray projesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesinde açıkladığı 35 proje arasında yer alıyor. 35 projeden 20 tanesi tamamlanırken 15'inin yapımına devam ediliyor. 35 proje içerisinde en dikkati çekense İskaray projesi. İzmir Körfez Geçiş Projesi, Çiğli'de 2. ana jet üssü mevkiinden başlayıp Narlıdere sahil evlerine karayolu bağlantısı sağlanacak. Projeye göre raylı sistem içinde ayrıca güzergah belirlendi. Karşıyaka Mavişehir'den başlayacak hat İzmir Körfezi'nden üç kuyulara bağlanacak. Körfez altından yapılacak batırma tünel yöntemiyle kentin iki yakası Marmaray benzeri bir sistemle birbirine bağlanacak. Proje dahilinde 2693 metrelik denizaltı tüneli yapılacak. Bunun yanı sıra Körfez içine ve Körfez kıyısına 2 adet yapay ada kurulacak. Ay ve yıldız şeklinden oluşacak adalar turiste çekecek. Şimdiden bu yapay ada görselleri çok beğenildi. Çiğli'yi Bolçova'ya bağlayacak projeye göre Körfez'in iki yakası arasında ulaşım bütünlüğü sağlanması hedeflendi. Körfez, özel tasarım bir köprüyle geçilecek. Dünyada sayılı projelerden birisi olacak. Köprü bitiminde oluşturulacak yapay bir ada ve batırma tünel yardımıyla buradan gemilerin geçişine olanak sağlanacak. İzmir çevre yolunu kısaltacak proje dahilinde güzergahta bir de Mavişehir, Üç Kuyular tramvay hattına verilmesi planlanıyor. Bakarsınız proje değişir ve metroya dönüşür. Projeye göre toplam 4,5 kilometre uzunluğunda Körfez Köprüsü, 880 metrelik yapay ada, 1800 metrelik batırma tüp tünel ve 16400 metrede raylı sistem hayata geçirilecek. Mega proje kapsamında toplam 6 şeritli otoyol ve 2 şeritli raylı sistem güzergahı bulunacak. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Körfez Geçişi Köprü ve Tünel Projesi ile ilgili hazırladığı raporda, projeden Körfez'deki su sirkülasyonuna engel olacağı, kent içi ulaşım sorunuyla ilişkisi olmadığı, sulak ve doğal alanlara zarar vereceği gerekçesiyle vazgeçilmesini istedi. Proje maliyeti olan 3,5 milyar TL ile İzmir ulaşımı için 60 kilometre metro, 6 iskele yapılabileceği, 20 yolcu vapuru ve 6 araba vapuru alınabileceği öne sürüldü. Projeyi engellemek için 2 tane dava açıldı. Peki bu tür köprüler olan ülkelerde geçiş ücretleri ne kadar? Norveç ile Danimarka arasındaki tünel ve köprüyü örnek vermemiz gerekir. İzmir Körfez Geçişi projesine çok benzediğini biliyoruz ve araç başına geçiş için 40 euro ücret alındığına dikkat çekmek lazım. Öresund Köprüsü, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'la İsveç kenti Malmö'yü birbirine bağlayan müthiş bir mühendislik harikası. Teknik detaylara gelin beraber bakalım. 1 Temmuz 2000'de açılan 12 kilometrelik geçit, ödül almış çift hatlı demir yolu ve 2 gidiş 2 gelişten oluşan 4 şeritli otoyolu barındıran 8 kilometrelik köprü ve yapay ada üzerinden geçiş yaptığınız 4 kilometrelik tünelden oluşmaktadır. Köprünün bir kısmını kablo destekli bölüm oluşturuyor. 409 metrelik bu bölümü 204 metre uzunluğundaki iki kule destekliyor. Köprü üst kısmında otoyolu yer alıyor. Alt kısmında ise demir yolunu barındıran iki katlı bir yapıya sahip. Köprünün girişler ve dalga kıranlar da dahil olmak üzere büyük bir bölümü karada inşa edilip yüzen vinçlerle yerlerine yerleştirilmişken kablo destekli bölümün kuleleri doğrudan yerlerinde inşa edilmiştir. İsveç ve Danimarka arasında yer alan bu kısa bağlantı, toplamda yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı iki bölgeyi birbirine bağlamaktadır. Bölgede yaşayan insanlara karşılıklı olarak istediği ülkede yaşama ve çalışma olanağı sunmaktadır. Deniz tabanından çıkarılmış materyallerden doldurularak inşa edilmiş insan yapımı ada
Paberholm yer almaktadır. Köprü ve tünelin birbirine bağlandığı bölüm olarak da bu ada kullanılmaktadır. Geçidin 4 kilometrelik tünel bölümü ise karada yer almaktadır. Çoğunluğu beton kullanılarak üretilmiştir. Yüzen vinçlerle deniz tabanında açılmış hendeklere yerleştirilmiştir. Yapay adanın florası ve faunası kendi kendisine gelişebilmesi için tamamen serbest bırakılmıştır. Bir süre sonra ada biyologlar için cennete dönüşmüştür. Konuyla ilgili bir botanik derneği adada 500'ün üzerinde bitki çeşidi olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ada kuşlar için popüler bir üreme alanına dönüşmüştür. Yeşil kara kurbağası içinse bir yaşam alanına dönüşmüştür. İzmir Körfez Geçiş Projesi çalışmaları tamamlanmış olup, proje finansmanı için kamu-özel işbirliği modelinin kullanılması planlanmaktadır. İzmir Körfez Geçişi Projesi ile İzmir'in kuzey aksından gelen trafiğin kent içine girmeden İzmir Körfezi güney aksına ulaşımı sağlanacaktır. Böylece güzergah çevre yoluna göre 43 kilometre kısaltılacaktır. İhale hazırlıkları devam etmekte olan projenin 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Siz bu mega proje için ne düşünüyorsunuz? ÇED raporları onaylanan bu mega projede ihale aşamasına geçilmesi bekleniyor. Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. İskaray projesi sizce hayata geçmeli midir? Proje yap işlet devlet yönetimiyle mi yapılmalıdır? Finansman kısmı nasıl çözülebilir? Geçiş ücreti ne olmalıdır? Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiği bu mecrada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.